Operatifi olarak 2015 senesinde yapılan genel kurulda yönetim kurulu ve denetim kurulu arkadaşlarımızla beraber seçilerek göreve başladık. O tarihten bugüne kadar görevimizi devam ettiriyoruz. Ancak 11 Nisan 2013 tarihinde kooperatifimizin ve diğer kooperatiflerin de bağlı olduğu 4572 sayılı kanuna göre yapılan değişiklikle arkadaşlarımızın, denetleme kurulu arkadaşlarımızın görevlerinin sona erdiği tarafımıza kanunla bildirildi. Bu arkadaşlarımızın görevi 11 Nisan 2013 tarihinde sona ermiştir. 2011 senesinde 3 senelik görev için seçilen bu arkadaşlarımız seçildiği günden bugüne büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirmişlerdir. Kendilerine bu esnada yaptıkları çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu olarak, kooperatif ortakları olarak kendilerine yaptıkları bu çalışmalardan dolayı tekrar teşekkür eder. Bundan sonraki özel yaşamlarında ve siyasi yaşamlarında başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Tamam. Efendim oğlum. İyi. Yemek onların da yiyecek. Yok, kooperatifte ne oldu? Bağımsız gelecekmiş. Seçecekler dışarıdan herhalde. Sivil. Aramadım. Büyük ihtimalle mali müşavirler olacak. Evet. Yeminli mali müşavirler olacak herhalde. Doğru. Son görsüz bir olayı belki de buna çevirdiler. Birlikte bu yönetim kurulu arkadaşlarla beraber 2011 yılında göreve geldiğimizden bu yana başta başkanımız Fethi Özmer, başkan yardımcımız Ersan Tepe, yönetim kurulu üyemiz Cem Özkan, yönetim kurulu üyemiz Ömer Dede, yönetim kurulu üyemiz Yaşar Göksu, denetim kurulu üyemiz arkadaşım Zeki Şeker'le ve müdürümüz İlhan Bey'le iyi hizmet yaptığımıza inanıyorum. Ama biz de tabii bu işin okulunda okumuş değiliz. Üyelerimize karşı yani onların şeylerine, ihtiyaçlarına göre kararlar almış olarak hizmet yaptığımızı zannediyorum. Bu kadar yapmış olduğumuz görev süresinde yönetim kurulu başkanım ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımıza, üyelerimize karşı herhangi bir kusur işlemişsek müdürümüze karşı hepsinden özür diliyoruz. Bizim görevimiz süremiz 3 yıl diye bu seçime girdik. Gönül isterdi hep beraber, birlik beraberlik içinde o güne kadar görev yapmaktı. Ama kanun böyle çıktığı için bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Benim gönlümden geçen şu vardı, bir seçilmiş insan 3 yıllık seçilmişse 3 yıl görev yapmak durumdadır. Demokrasilerde budur. Benim sadece şeyim budur, yani sistemim budur. Bu kanun değişikliği yapıldığı sürece bu önümüzdeki yıl seçimde denetleme kurulu üyeleri olmayacak diye bir kanun çıkartılabilirdi. Doğrusu da buydu. Herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da saygılar duyuyorum.